emrolunduğu gibi dosdoğru olabilen kimdi? Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gibi olmaya gayret etmek bu. Peki bu da böyle tek başına olacak bir şey değil. Hani ben oturup da bir insan otursa, sahih hadis kaynaklarına baksa, siyerine bir okusa, Efendimizin ahlakından haberdar olsa ve ben onun gibi olacağım dese, olabilir mi? Olamaz. Olmuyor. Keşke olabilse ama olmuyor. Canına yandım. Hani kitap okuyarak, kitapta anlatılan gibi olunmuyor. İlle ne? Bir canlı örnek, bir numune. Haşa ve muhal farz ve misal. Şayet bu böyle olabiliyor olsaydı, Cenab-ı Hak bize bizim cinsimizden bir peygamber göndermek yerine sahabe-i kiramın gönüllerine Kur'an-ı Mübin'i ilham edebilirdi. Ama etmedi. Demek ki adetullah'ta bir üsve-i haseneden bu işin tahsili var. E şimdi biz asr-ı saadette yaşasaydık, dönecektik ve Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacaktık. Onun yaptığı gibi yapmaya gayret edecektik. Onun yürüdüğü gibi yürüyecektik. Sahabe efendilerimiz öyleymiş. Aşıklar. Allah Resulü şu ağacın altında oturmuştu diyor bir yoldan yürürken. İkisi hemen geliyorlar, o ağacın altında oturuyorlar. Niye? O oturmuştu, biz de oturalım. Buna kadar. Suyu şöyle içerdi diyor. Hadi biz de öyle içelim. Suyu öyle içelim. Burada araya girebilir miyim? Lütfen girme. Sözünü unutma ama. Tamam. Bağışla. Şimdi onlar bizzat gördükleri için o görüşle, o alışverişle Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan zatı görerek, dinleyerek, onun gibi yaparak, eyleyerek emrolundukları gibi dosdoğru olmayı talim edebildiler. Hı hı. Peki biz asr-ı saadette yaşayamayan, takdir-i hüda, bu zamanın Müslümanları olarak bu işi nasıl yapacağız? El ulema ve resetül enbiya. Alimler, peygamberlerin varisleridir. İşte burada Evliya-i Kiram Hazaratı çıkıyor. Hakiki varisler. Yani ona mutabaatta, mübayaatta zerrece şaşmayan zatlar. Emrolunduğu gibi dosdoğru olmaya gayret eden zatlar. Onları gördükçe, ona baktıkça, yanına gidip geldikçe insan haliyle hallenir. Hani siz anlatıyorsunuz ya, ben çok bilmiyorum ama hemhal olmak diyorsunuz. Hemdem olmak diyorsunuz. Hem dert olmak diyorsunuz filan. Bulaşır. Bir şekilde sirayet eder. Geçen bir yerde söyledim, güldüler. Ya fırıncıların yüzü beyaz oluyor. Dikkat edin, denemesi bedava. Mahalledeki fırıncıların yüzlerine bakın. Beyaz. İki kardeş. Birisi başka bir iş yapıyor. Dolmuşçu filan. Annesine ya da babasına benziyor. Ama öbürü fırıncı. Beyaz. Niye böyle? Una bakıyor. Sabahtan akşama kadar beyaz bir şeyle meşgul. Meşgul olduğu şeye benzemeye başlıyor.